Herkese merhaba. Çinli üretici Meizu son zamanlarda adından sıkça söz ettiriyor. MX4'te geçtiğimiz sonbaharda tanıtılan ve yine özellikle Android fanlarının yakından takip ettiği akıllı telefonlardan bir tanesiydi. İşte bu akıllı telefon Meizu MX4 Türkiye'ye giriş yapıyor. Önümüzdeki hafta itibaren Meizu MX4'ü piyasada göreceksiniz. İnternet üzerinden satışlar yapılacak. Meizu MX4 oldukça güçlü bir telefon. 16 GB'lık dahili hafızaya sahip versiyonu 999 lira gibi bir fiyattan satılıyor. Gerçekten bu fiyata üst sınıf Android telefonlarda gördüğümüz özellikleri bulmak gerçekten etkileyici bir durum. Teknik özelliklerden bahsedecek olursak bu telefonda 5.36 inç 1052x1920 piksel HD ekran bulunuyor. Ekran 15'e 9 görüntü oranına sahip. Bu da 16'ya 9'a göre biraz daha geniş, biraz daha büyük grafiklerin olduğu bir görsel deneyim anlamına geliyor. Tasarım anlamında Meizu MX4'ün de çekici olduğunu söyleyebiliriz. 1000 lira bandındaki bir telefon için gayet çekici, ince ve şık bir tasarım var karşımızda. Telefonda 8 çekirdekli MediaTek işlemci bulunuyor. 16, 32 ve 64 GB'lık depolama seçenekleri, dahil hafıza seçenekleri mevcut. Bunun sıra telefonun arkasında da 20.7 megapiksel kamera bulunuyor. Bu kamera gerçekten hızlı şekilde çalışıyor. Test ettiğimiz kadarıyla gayet hızlı şekilde çekim yapılıyor. Odaklama gayet hızlı. Düşük ışık performansı da gayet iyi. Meizu MX4 sahipleri kameradan memnun kalacaklar gibi gözüküyor. 20.7 megapiksel kamerayla aynı zamanda bu kamera 4K video kaydı da yapabiliyor. Bunu da söyleyelim. Meizu MX4'ün ekranın altında gördüğünüz gibi bir ana ekran tuşu var ve bu ana ekran tuşu çoğu işlevi yerine getiriyor. Tek başına yerine getiriyor. Aynı zamanda çeşitli sürükleme hareketleri de mevcut kullanıcı arayüzünün gezintisinde. Android 4.4 KitKat tabanlı Flyme işletim sistemi var. Bu Meizu'nun kendi Android arayüzü. Çin'de Google servislerinden, Google Play'den yoksun şekilde satılıyor. Ancak Türkiye'de piyasaya çıkan Meizu MX4'lerde özel bir Türkçe sürüm bulunacak. İlk başta beta olarak çıkacak bu sürüm ancak zamanla kullanıcılardan gelecek geri bildirimlerle birlikte daha kararlı bir sürüm olacak. Tabii ki sakın yanlış anlamayın. Meizu MX4'ün piyasaya ilk çıkan halinde de gayet kararlı bir Türkçe sürüm bulunacak. Beta etiketi taşısa bile. Bunun yanı sıra Meizu MX4'ün Türkçe versiyonunda, Türkçe sürümünde, arayüzünde Google Play Store erişiminde Google Play Store mağazası da bulunacak. Aynı zamanda yine Meizu'nun kendi yazılım mağazasında uygulama içerisinde göreceğiz. Meizu'nun sunmuş olduğu Flyme'ye baktığımızda da biraz iPhone andıran, biraz da LG G3'te gördüğümüz LG'nin kullanıcı arayüzünü andıran grafikler söz konusu. Gayet kullanışlı, sade uygulama menüsü yok. Her şey ana ekranda, bileşenlerle kısa yolları aynı ekrana ekliyorsunuz. Kullanışlı görünüyor klavyesi. O da gayet kullanışlı. Yazı yazarken fazla zorlamaz gibi gözüküyor. Klavyesi de bu şekilde. Yani Meizu MX4 uygun fiyatıyla yüksek bir kullanıcı deneyimi sunan akıllı telefon gibi görünüyor. Meizu MX4'ü çok yakında detaylı şekilde incelemeyi planlıyoruz. Test ürünün elimize gelmesini bekliyoruz. O zaman daha detaylı bir inceleme de yapmış olacağız. Ön incelemeden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.